Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Polut, Kayacık tesislerinde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Başarılı çalıştırıcı birçok konuya açıklık getirdi. Polut'un toplantısında öne çıkan konu başlıkları şu şekilde. Dün itibariyle başladık Trabzonspor maçı hazırlıklarına. Kadro anlamında Endri'den faydalanamayacağımız bir karşılaşma olacak ki Endri Dünya Kupası arasından sonra aramıza katılabilecek. Çünkü maçın son aksiyonunda sakatlık yaşadı ve onu kullanamayacağız. Onun dışında tam kadro çalışıyoruz. Türkiye'nin her zaman için en zor deplasmanlarından biri olmuştur Trabzon. Analizlerimizi yapıyoruz oyuncularımızla. Trabzonspor takımını inceliyoruz. Onları nasıl durdurabiliriz? Biz nasıl ofansif manada etkili olabiliriz'in çalışmalarını yapıyoruz ve hafta boyunca yapmaya devam edeceğiz. Ligin geneline baktığınız zaman bir süredir galibiyet alamıyoruz. Ama bir şekilde bu seriye de bir yerde son vermek istiyoruz. Ve bunun için önümüzdeki sıradaki her maçı bir fırsat olarak görüyoruz. Tabii gözlem çok önemli ama mesafelerle de işte teknoloji kullanarak da tamamen belirlenebilen parametreler. Biz burada aslında sayılar bize bu form düşüklüğünü destekleyici datalar sunmuyor. Pavicic'i tekrar değerlendirmeyi düşünürken geçen hafta küçük bir sakatlık yaşadı. Bilmiyorum açıklandı mı, çok da takip etmiyorum ama geçen hafta Pavicic sakatlığından dolayı kadroya alınmadı. Gerçi açıklansak sağlamken hocam kadroya alıyor musunuz diye de bir kafa karışıklığı olabilirdi yani. Onun için bence açıklanmaması da bir şekilde isabet olmuş yani. Oyuncunun adımlar atması çok önemli. Oyuncunun adımlarına antrenörün karşılık vermesi, motive etme adına çok önemli. Gözlemlemeye devam edeceğim. Devam ediyorum. Kıpırdanma belirtisini mutlaka kayda alacağım, değerlendireceğim. Dediğim gibi onlara sırtımı dönmüş değilim. Hiç kimseye sırtımı dönmüş değilim. Ama gerekli performansı görmediğim anda sıra X oyuncuda, sıra Y oyuncuda diyemem. Çünkü bu iş sıra işi değil, performans işi. Eksik bölgelerimiz olabilir. Fazla bölgelerimiz var. Buradaki dengeyi sağlamamız lazım. Kimi yerler için sadeleştirme, kimi yerler için güçlendirme çalışmaları yapmamız gerekiyor. İlk önce iyileştirme çabaları performans anlamında, daha sonra bunun tek bir seçeneği kalır. Bu bölgelere takviyeler yapmak ve geliştirmek. Bu yoğun maç periyodu içerisinde bu konunun bende planı hazır ama yönetimle bunu tam konuşamadık. Çünkü transfer tamamen bir yönetim çalışmasıdır. Biz sadece burada gereklilikleri raporlarız. Ne kadar az transfer yaparsak bizim için o kadar iyi olacak. Çünkü transfer sezonu çok sevdiğim bir dönem değil benim teknik direktör olarak. Yani transferle beslenen bir teknik direktör değilim. Elimdeki kadrodan en yüksek verimi almaya çalışacağım. Benim şeyim bu. Burada olma nedenim bu. Transfer işin en kolay boyutu. Transfer gelsin. İşte transfer geldi. Bütün transferleri çok çabuk yaptık. Mükemmeldi sosyal medya sayfaları. Müthiş transferler yaptık. Her takımdan en önce biz yaptık. Bu değil. Bu önemli değil ki yani. Önemli olan burada doğruyu bulup bunu geliştirmek. Burada pes etmiş değilim. Biz burada isek son çare olarak transferi kurtarıcı görürüz. Son çarem benim transferi kurtarıcı görmek. Yoksa bana yönetimin insanlarına sorması lazım. Eğer transferi diyorsun sen ne yapıyorsun diye sorması lazım. İmza törenleri, transferler, inen uçaklar belki sosyal medyada güzel yankılar uyandırıyor ama benim için futbolun en son kısmı. En son kısmı. 4 maçımızı kazanamadık. 5. maça gideceğiz. Yani ben de odama geçip yatağıma uzandığım zaman ya 4 maçtır kazanamıyoruz diyorum kendi kendime. Tabii ki yani bu beni yoruyor. İnsanlara ya ne var işte bunu sadece birini yenildik 20 puanımız var. İşte 2 maçı da alırsak 25 puanımız var diyemem. Adana Demirspor ve Antalyaspor beraberlikleri tamam. Bunlar tamam ama içeride bizim onlara çok büyük saygı duyuyorum. Hem Gaziantep takımına hem Kasımpaşa takımına. Ama yenmemiz lazımdı. Yenebilirdik. Bahsettiğim gibi yenseydik en azından belki Gaziantep maçını kazansaydık 23, Kasımpaşa maçını ekleseydik 25. Şu anda olaya çok daha steril bakacaktık. Ya her şeyi yanlış yapıyoruz, skor alamıyoruz, bunu da değiştirelim, onu oturtalım, onu sokalım, bu sistemi değiştirelim, pası boş ver, vuralım topa, yeni bir futbol icat edelim de şu kaostan çıkalım. Yok, bu panik bizi telafi edemeyeceğimiz noktalara götürür negatif manada.